Merhaba arkadaşlar, bir programa daha hoş geldiniz. Evet, biliyorum uzun zaman oldu ama bu uzun zaman içerisinde birçok olaylar oldu. O yüzden dolayı da bu olaylardan etkilendiğim için de zaman bulamadım açıkçası. Hem özel işler hem diğer şeyler yüzünden. O yüzden dolayı da bir süreliğine ara verdik. Tekrar yeniden başlamaya çalışıyoruz programların devamı için. Peki bu zamanda neler oldu? En önemli konu aslında Rusya'nın 24 Şubat'ta özellikle Ukrayna'ya saldırması. Bu çok önemli bir olay. Çünkü hem bizim bölgemizi hem de dünyayı toptan değiştirdi aslında. Ve Rusya'nın da hiç düşünmediği şekilde neticelenmeye başladı bu işler. Evet, hem bölgemizde neler oldu, hem de dünya buna nasıl reaksiyon verdi, hem bu nasıl Türkiye'yi ileride etkileyecek veya bölgeyi etkileyecek, Türkiye'nin stratejini etkileyecek. Evet, bunlara bir tartışalım istedik. Evet, hadi başlayalım. Şimdi Moskova birçok hususta aslında başlarken bu işe yanıldığını gördük. Şimdi ve artık birçok hususta sadece ve sadece Moskova'nın inisiyatifi altında. Çünkü Ukrayna'nın yapması gereken tek şey dayanabildiği kadar dayanmak, ülkesini ya da vatanını, öyle diyeyim, savunabildiği kadar savunmak. Başka hiçbir opsiyonları yok. Ama Rusya'nın öyle değil. Rusya tamamen ve tamamen bu savaşın ne zaman biteceğini, ne şekilde biteceğini belirleyecek aslında tek taraf şu anda gözüküyor. Ancak Rusya ile ilgili ciddi sorunlar var ortada, ciddi anlaşılmazlıklar var, ciddi bazı köşeye sıkıştığı noktalar var ve bunlara nasıl çıkacağı aslında dünyayı ilgilendiriyor ve dünyayı şekillendirecek olaylar. Şu kesin ki eğer Moskova ciddi şekilde şu andaki izlediği mevcut stratejisini izlemeye devam ettiği takdirde bunun çok ve çok ciddi bazı Moskova'ya ya da Rusya'ya sonuçları olacak ileride. Çünkü ister kazansın ister kaybetsin uzun zamanda mutlaka Rusya bu işten ciddi şekilde zarar görecek. Ancak değiştirirse stratejisini elbette o zaman yeni şeyler görebiliriz. Ama değiştirmezse dediğim gibi bu savaş, Ukrayna Rusya arasındaki bu savaş birkaç aydan birkaç yıla kadar uzayabilir ve her şekilde bundan Rusya zarar görecek. Şimdi tarihte bununla ilgili çok aslında örnekler var. Yakın tarihimize örnekler var. Bence Türkiye ile Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı buna bir örnek. Bu harekata bir örnek. İsrail-Arap Savaşı buna bir örnek. Vietnam-Kore hep buna bir örnek. Mesela Türkiye Kıbrıs'a doğru ilerlerken adanın tamamını elde etmek için ilerlemedi. Belli bir yere geldi, hatta fazlasına geldi ve orada durdu. Ve adayı işgal etmek istemedi ama planlamasını, savaş taktiklerini hep mevcut politik ve stratejik ideallerine göre yaptı. ABC planları vardı. Tabii ki riskleri de aldı bununla birlikte. Bunu aynı zamanda Amerika'nın hem Vietnam'daki hem de Kore'deki savaşında görebiliyorsunuz. İsrail-Arap Savaşı'nda bu konuları gördük. Mesela Arapların düşündüğü, aynı Rusya'nın düşündüğü gibiydi. 2 haftada giderim, işi hallederim ben diyordu. Ama Amerika, İsrail'e yardım etmeye başladıktan sonra işler değişti ve yaklaşık 10 gün içerisinde tamamen İsrail'in aslında zafere doğru gitti iş. Bu yüzden, bu taraftan bakıldığında Ukrayna'nın hedefi doğru, dayanabildiği kadar dayanmak. Ama Rusya'nın hedefine baktığımız zaman ilk hedefi neydi Rusya'nın? Ben Ukrayna'yı ele alacağım. Ukrayna'yı işgal edeceğim. Onun için Kiev'e gitmek istediler öncelikle. Ama burada iki tane büyük hata yaptılar. Bir, niyetlerini çok belli ettiler. Sığınak yaptılar sınıra doğru. Ciddi bir hazırlık yaptıklarını gösterdiler. Ukrayna'nın savunması için onlara zaman kazandırdı. İkincisi ise Kırım'da olmuş olan dünyanın hareket tepki göstermediği olayı burada beklediler. Peki ilkinde ne oldu? Bu kazanılan zaman Ukrayna savunma birlikleri veya ordusu tarafından Ukrayna'yı nasıl savunabileceklerine dair hem eğitimler aldılar hem de taktiklerini ve işte cephaneliklerini ona göre dizayn ettiler. İkincisi de ne oldu? Moskova şunu hesaplamadı. AB ve diğer ülkeler Ukrayna'ya yardım edecek diye hesaplamadı. Tam tersi, bir hafta içinde aldıkları takdirde kimse yardım edemez buraya. Biz de istediğimiz bir at koştururuz dediler. Ama iş öyle olmadı. Şimdi bu hataların ilkine baktığımızda birinci hata kesinlikle hata özgüvenden kaynaklanıyor. Yani hem Rus ordusu hem de Rus
siyasi elitleri Ukrayna'yı çok hafife aldılar. Ne olursa olsun düşmanınızı asla hafife almayacaksınız. Kim olursa olsun, bu çok önemli. Bunu yaptılar. İkincisi ise Moskova dış politikayı okuyamadı. Avrupa'nın ve ABD'nin Ukrayna'nın ne kadar önemli olduğunu, Ukrayna'ya nasıl yardım edebileceği konusunda çok hafife aldılar. Ne anlama geldiğini anlayamadılar onlar içinde. Ve burada aslında Moskova büyük bir tokat yedi aslında. Hiç beklemedikleri bir hareketti. Tabii ki kınama bekliyorlardı, yaptırım bekliyorlardı, bazı şeyleri bekliyorlardı. Bu denli bir bütünleşme. Şimdi baktığınız zaman NATO'da bütünleşme var. Avrupa Birliği'nde bir bütünleşme oldu. Biliyorsunuz işte İsveç'te Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyorlar. Yani bunu beklemiyordu. Burada tam bir tokat yediler. Şimdi hem sivil düzeyde hem karar vericilerde bu çok önemli bir hatadır. Ama aslında bir önemli şaşırtan şey, hata demeyelim ama şaşırtan şey, Rusya'nın askeri kapasitesi. Herkesin beklentisi bu savaş başlarken, tamam belki kolay lokma olmayabilir Ukrayna ama Rusya ordusunun üstünlük kazanacağıydı ama pek öyle beklendiği gibi olmadı. Rusya istediği gibi hareket edemedi. Çok ciddi bir direnişle karşılaştılar. Aynı zamanda işte hep gazetelerden, diğer böyle web sayfalarından, sosyal medyadan seyrediyoruz. Lojistikle çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. Kış şartları da vardı elbette ama çok ciddi sıkıntılar da yaşadılar. Bu da şunu gösteriyor. Rus askeri elitlerinde ciddi bir eksiklik var. Hem eğitimde, hem teçhizatların bakımında, hem diğer bazı konularda diyeyim, özellikle askeri harekat konularında çok ciddi bir eğitimsizlik, bir eksiklik var. Ya bunlar sivil iradeye anlatıldı ama sivil irade bunları görmezden geldi. Veya gerçekten Rus askeri elitleri beklenildiği kadar iyi değil. Hangisi olursa olsun bu bir ciddi sorun ve sonuçta bugün karşılaştığımız manzara. Yani Rus askerlerinin Afganistan'da kaç on yıllardır çarpışıp verdiği kaybı biz bugün yaklaşık 4 ayda 5 ayda gördük. Bu da Rusya'nın çok ciddi bir kan kaybettiğine işaret. Özellikle askeri elit, askeri kapasite açısından. Bunlar zaten en önemli konulardı. Rusya'nın dünyada imajını etkileyen. Şimdi Moskova çok ciddi bir seçimle karşı karşıya. Ya geri çekilecekler tamamen ya da bir şekilde. Ya da uzun bir savaşı göze alacaklar. Her ikisinde hem politik hem ekonomik olarak Rusya üzerinde ciddi bazı sonuçlar olur. Çekilmek demek yenilgi demek, yenilgi demek siyasi otorite için büyük bir hezimet olur. Bu da Rusya'da ileride bir liderlik değişimine yol açar. O yüzden dolayı Putin bunu istemiyordur. Uzun savaş da kesinlikle Rus ekonomisine zarar verecek. Bu da ileride ister istemez Rusya'nın ve Rusların fakirleşmesine yol açacak. Bu da ileriye doğru Rusya'nın güç kaybı anlamına gelir. Hem askeri anlamda hem diğer konularda. Eğer bu savaş uzarsa da bu sefer Ukrayna'ya olan yardımlar daha da artacak özellikle askeri anlamda. Bu da belki de Rusya'nın tamamen bu savaşta mağlup ayrılmasına neden olabilir. Bunlar çok ciddi etkiler. O yüzden dolayı savaşın nasıl biteceği, nasıl şekilleneceği tamamen ve tamamen Rusya'ya, Moskova'ya bağlı. Bana sorarsanız hangi şartta olursa olsun Rusya için yani A ya da B birinci veya ikinci seçenek hangi seçenek olursa olsun bu tercihler Rusya için ileride bir bedel getirir. Ve Rusya'nın ciddi yeniden bir yapılanmaya da ihtiyacı olduğu çok aşikar. Ama güç kaybettiği de aşikar. O yüzden dolayı şimdi gelin Türkiye ile ilgili konuya dönelim. Türkiye'nin yaptığı doğru ve çıkarları için kesinlikle bence mantıklı şey. Yani her iki tarafın da isteklerini mümkün olduğunca yerine getiriyor ve tarafsız olmaya çalışıyor. Rusya nüfus açısından ve güç açısından bir düşüşte ve Türkiye özellikle Orta Asya ve Karadeniz bölgesinde bunu doldurmaya çok niyetli. Türkiye benim beklentim her zaman öyleydi. Hem Karadeniz'de hem de Orta Asya'da özellikle Türkiye'nin daha baskın hale gelmesi. Şimdi ben ileride Türkiye'nin Orta Asya'da özellikle kalıcı askeri üsler kurabileceğini düşünüyorum. Özellikle Kazakistan'da son 10 gün önce yanılmıyorsam yani
Mayıs'ın sonları gibiydi inanıyorsam, yaptığı anlaşmayla, bir memorandumla Bayraktar 2'nin öyle diyeyim, bir teknoloji üssünün aynı zamanda Kazakistan'da kullanılması söz konusu. Türkmenistan'a satıyoruz, yanılmıyorsam Özbekistan'da satıyoruz, sattık ya da satıyoruz yanılmıyorsam. Azerbaycan'ın zaten sürüsüyle var artık. Yani baktığınız zaman artık Orta Asya'da da Türkiye'nin askeri teknolojisinin bir liderliği yavaş yavaş zorladığını, bu askeri teknolojisi burada çok güçlü hala, zorladığını görüyoruz. Bu çok ciddi bir konu. Rusya için de aslında sıkıntı bir konu. Şimdi bununla ilgilenemiyorlar ama ilgilenecek mutlaka ileride de. Ama dediğim gibi yani özellikle Bayraktar'ın askeri anlamda kazandığı bazı önemli başarılar bunun en önemli sebebi. Ve Türkiye yavaş yavaş burada özellikle askeri alandaki endüstrisindeki başarısıyla bu alanı yavaş yavaş doldurmaya çalışıyor ki hem burada nüfus hem de gücünü arttıracak ilerlemektir. Şimdilik görünen o ki Ruslar zor oynayacak. Yani mümkün olduğunca güç kullanmaya çalışacaklar ama özellikle son zamanlarda yapılan Donbas ve Luhansk üzerindeki açıklamalar Rus elitlerinin bir şeyi farkına vardığını ve yavaş yavaş bir şekilde taktik değiştirmeye, strateji değiştirmeye çalıştıklarını gösteriyor. Hala tam olarak bu strateji oturmadı ama bunun peşindeler. Rusya için son kaçınılmaz. Yani ya bugün ya da daha sonra bir bedeli olacak bu işin yani. Bu kaçınılmaz. Yalnız benim sadece sizlere söylemek istediğim ve bu benim ya da bizim kişisel düşüncemiz diyelim burada. Bunun etkilerinin sadece Rusya üzerinde olacağını düşünüyorsanız artık yanılırsınız. Çünkü bunu bugünden yarına da bakmak lazım. Artık bunun Karadeniz'de, hem Karadeniz bölgesinde hem de Kırım bölgesinde önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde çok ciddi etkileri olacaktır. Ben bugün itibaren önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinde, Karadeniz'e sınır limanlarının yakınlarında özellikle askeri limanlar, yanılmıyorsam Trabzon'da ya da Sinop'ta bir tarafta olması lazım bir askeri üs kuruyoruz. Ben birkaç tane daha kuracağımızı düşünüyorum. Belki birkaç tane daha fazla olabilir. Batıya doğru da olabilir biraz. Sınır boyunca diyeyim ben size. Hem askeri savaşların bakımı, savaş gemilerinin bakımı hem de ihmallerini daha az yapabileceğimiz limanlar olacaktır. Burada aynı zamanda yapıma da dönük bazı şeyler görebiliriz ileride. Bunun anlamında Türkiye'nin artık Karadeniz'de etkili olacağı ve Osmanlı sitesine yavaş yavaş döneceği anlamına gelir ki bu Rusya için de iyi bir haber değil. Başka diğer beklentimiz özellikle Kırım üzerinde olacak. Rusya'nın güçsüzleşmesi Kırım üzerindeki gücünü de kaybedeceği anlamına gelir. Her ne kadar Ukrayna'yı oraya bir şekilde almak istese de burada savaşların devam edeceğini öngörüyorum. Bu da aslında bence ileride Ukrayna'yı özellikle iştahını artıracak bir konu olur. Rusya gücünü kaybedecekçe biz acaba Kırım'ı geri alabilir miyiz diye sürekli burada bir çekişme olacağını ben düşünüyorum. O yüzden dolayı da bunun sadece bu bölge için değil, Türkiye'de içine kapsayacak, komşuların da içine kapsayacak çok büyük değişikliklere önümüzdeki 10-15 için habersiz olduğunu düşünüyorum. Bu programı sevdiyseniz aşağıda bir beğeni butonu var. Lütfen oraya basmayı unutmayın. Ve kanalımıza da üye olun. Bizden haberleri almaya devam edin. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler.